bu kitap fikri nereden geldi? Regl konusu nereden geldi? Yani o size, o çalışma konu nasıl başladı ki? Hani o da kitabın sonra bir sonucu oldu diye düşünüyorum. Söz sizde. Tabii ki. Teşekkür ederim öncelikle. Benim için hani bir bin yaprak etkinliği ve hani Turkish Win etkinliğinde olmak ayrıca önemli. Çünkü ben de eski bir Campus Win mezunuyum. Hani büyük ihtimalle böyle Turkish Win hayatıma girmeseydi çok daha farklı bir noktada olabilirdim. O yüzden hani bugün burada sizde olmak benim için ayrıca kıymetli. Tekrar teşekkür ederim. Regl konusu nasıl geldi? Aslında ben genel olarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğine kafa yoran, lisanstan beri araştırmalarda çalışan bir öğrenciydim ve hep akademide devam etmek istediğimi biliyordum. Toplumsal cinsiyet çalışmak için de yüksek lisansımı yapmak için Chicago Üniversitesi'ne gittim. Ve o sırada tez araştırmamda Türkiye'li kadınların evlilik öncesi cinsellik deneyimlerini araştırıyordum. Ve o araştırma içerisinde evlilik öncesi cinsellik deneyiminde aslında ilk regl deneyiminin bir etkisi olduğunu, yani birçok hikayede, bana anlatılan birçok hikayede ilk regl deneyiminin çok önemli bir deneyim olduğunu ben hikayelerde duymaya başladım. Bu sırada İlayda da, ben tabii hikayenin İlayda tarafını da anlatacağım. Bence bizim hikayemiz aslında iki kadının, iki Türkiye'li kadının bir araya gelip bir dernek kurmuş olması ve sonra bu işi hala beraber yürütüyor olmamız ayrıca bir bence hani Campus Win, işte Bin Yaprak ve Turkish Win'e, Turkish Win'in misyonuna ve vizyonuna aslında yansıtan da bir bence örnek. İlayda da tüm bunlar olurken hukuk öğrencisi lisansta ve insan haklarına kafa yoran bir hukuk öğrencisi. Girls 20 diye bir zirveye gidiyor Çin'e ve orada ilk kez regl aktivizmini duyuyor. Yani dünyada yaklaşık olarak 10-15 yıldır aslında çok yaygınlıkla yapılan bir aktivizm şekli regl aktivizmi. Ama Türkiye'de hiç yoktu biz bu yola ilk çıktığımızda. Yani neredeyse hiç kimse açıkça regli konuşmuyordu. Ya da sivil toplumun bir konusu değildi regl. İlayda bu işte fikirle ortaya çıkıyor ve Facebook'ta bir post paylaşıyor. Bizim de bir ortak arkadaşımız var. O postu yeniden paylaşıyor ve benim Facebook'uma düşüyor. Bunun üstüne ben İlayda'ya bir mesaj attım. Çünkü o zaman yazdığı posta ilk hedefi mevsimlik tarım işçilerine ulaşmaktı. Bir saha çalışması yaparak. Ben de Adanalıyım. Ailem de tarımla uğraşıyor. O yüzden ben de şöyle yazdım. Gel biz bunu birlikte yapabiliriz. Ben de bu konuya çok meraklıyım. Hadi ilk saha çalışmamızı birlikte yapalım diye bir mesaj attım İlayda'ya. Ve bizim ilk tanıştığımız gece İlayda bizim evde kaldı. Yani ilk tanıştığımız gün böyle hani önce Skype'den konuştuk. Ben Chicago'daydım, o Ankara'daydı. Sonra ayarladık her şeyi. Oradan bir sponsor bulduk. Bayağı böyle o zaman ilk beraber çalıştığımız menstrual ürün satan firmanın kapısının önünde böyle merdivende oturduğumuz bir an var. Çünkü böyle şey oldu yani. Bu ne, nereden çıktı, niye biz şimdi bağış yapalım ki böyle bir şeye? Ama sonunda ikna etmiştik bağış yapmaları için. Ve böyle ilk saha çalışmamız beklediğimizden çok daha etkili, gerçekten ihtiyaca dokunduğumuzu hissettiğimiz bir saha çalışması olmuştu. Ve o saha çalışmasından sonra gerçekten konuşmamız gerek bir böyle yavaş yavaş gerçekten kar topu gibi büyümeye başladı. Aslında bu da gerçekten bu konuda hem yeterince içerik olmadığının, regl olan kişilerin ve olmayan kişilerin ulaşmak istedikleri bilgiye Türkiye bağlamında çok rahat erişemediklerini biz gördük. Çünkü gittiğimizde bize öyle sorular geliyordu ki öğrencilerden, hani aslında girip birazcık belki araştırsak bulurlar mı diye düşünüp bizim Google'dan aradığımız ama hiçbir şekilde Türkiye bağlamında yeterince içerik bulamadığımız böyle bir an yaşandı. Bunun üstünde zaten ikimiz de, ben doktora yapıyorum şu anda. Sosyoloji doktorası yapıyorum Boston Üniversitesi'nde ve konum regl. Yani ben aslında regli sosyolojik olarak analiz etmeye çalışıyorum Türkiye'de. İlayda da hukuk alanında doktora yapıyor. O da bir yandan menstrual ürün satan firmaların insan hakları ihlalini çalışıyor. Böyle aslında bir yandan böyle iki taraftan regli biz anlamaya çalışıyoruz Türkiye bağlamında. Tüm bunlar olurken böyle bir gün şöyle dedik kendi kendimize, ya aslında biz bir çocuk kitabı yazsak çok güzel olmaz mı? Benim kendim bildiğim bileli her ne kadar akademik çalışmalar yapıyor olsam da benim için sivil toplum ayağı çok önemli. Yani sivil toplumda bir şey yapmadığım sürece akademide yaptığım araştırmadan yeterince hani beslendiğimi hissetmiyordum.
beraber bir kitap yazar mıyız diye yola çıktık. Ve bizi o sırada sosyal medyadan takip eden Ayrıntı Yayın Evi vardı. Yani böyle birazcık aslında hafif bir flörtleşme modundaydık. Onlar bizim bir postumuzu beğeniyor, biz onlarınkini beğeniyoruz derken bir e-mail göndermeye karar verdim ben Ayrıntı Yayın Evi'ne. Kitap fikrimizi anlattım, neden bunu yapmak istediğimizi anlattım. Ve onlar da bir gün içinde bize olumlu geri döndüler. Biz de çok isteriz siz de böyle bir şey yapmayı diye. Ve bir Zoom'dan, o zaman pandemi dönemiydi, Zoom'dan bir görüşme yaptık. Yaklaşık kitabı 1,5 senede yazdık İlayda'yla beraber. Ve ben hep şey diyorum, hani kitap olmasına rağmen bugüne kadar en rahat ve en isteyerek yazdığım içerik bu kitap oldu. Böyle çok akışta ve hiç zorlanmadan aslında ortaya çıkan bir kitap oldu. Çünkü 2016'dan beri aslında yaptığımız her sağ çalışmasında bu kitaba veri topluyorduk. Yani çocuklardan ne soru geliyor, neyi bilmiyorlar, neyi bilmek istiyorlar, Türkiye'de regl olmak başka bir ülkede regl olmaktan nasıl farklı gibi sorularla aslında bu kitabı yazdık. Şu anda da böyle şey, hani her okuyanda mesela daha çok çok yıllar önce regl olmuş, şu anda artık regl olmayan kadınlardan da ben kendimi okudum gibi hissettim gibi geri bildirimler de aldık. Hani aslında çocuklar için yazılmış bir kitap olsa da bence Türkiye'de regl olan herkesin kendinden bir hikaye bulabileceği bir kitap oldu. Böyle. Kısaca böyle. Biraz uzun cevap verdim ama böyle yanıtlayabilirim. Ben şeyi merak ediyorum Bahar. Şimdi regle hakkında bir kitap yazacaksın. Hani regle olmadan okumalarını istiyorsun. Hedef kitle. Yani bu hedef seçimini nasıl yaptınız? Hani konuyu derinlemesine araştırıyorsunuz. Orada nasıl bir şekilde bağlandınız konuya? Şöyle yaptık Melek Hanım. Bence çok önemli bir soru. İlk başta bizim hedef kitlemizde her zaman çocuk regle olmadan önce gidip atölyeyi yapmak vardı. Çünkü regle olduktan sonra bir şekilde birisi o çocukla konuşuyor. Yani ya da diyelim ki 1 sene, 1,5 sene kendi kendine bir şekilde o kendine regl bakımı vermeye çalışıyor çocuk. Öyle hikayeler de var ama ya yanlış, çoğunlukla yanlış bilgilerle evet şimdi böyle yapacaksın, bu oldu deyip daha sonra soru sorabileceği alanların kapandığını biz sahada gözlemledik. Ama tam tersi böyle 4. sınıf, 5. sınıftaki öğrencilerle yaptığımız saha çalışmalarında bilgiye çok açık, hiç deneyimlemedikleri bir alan olduğu için kafalarında çok soru olan ama kendilerini de çok kapatmamış, henüz hani regli kendi içlerinde tabulaştırmamış bir kitle. O yüzden aslında önleyici bir önlem olarak çocuk regli olmadan bu kitabı okumasını hedefliyoruz. Ama eğer regli olduysa da yine de o kendi deneyiminden bir şeyler bulabileceği yine aşikar. Ama hani en iyisi, en ideali önleyici bir yöntem olduğu için regli olmadan ne olduğunu bilerek, hani ki iç çamaşırında hani regli olduğunu gördüğü zaman ne oluyor, bu kan nereden çıktı diye aslında onu korkuyla deneyimlemesin amacıyla biz regl olmadan önce ulaşmaya çalışıyoruz çocuklara. Teşekkür ederiz. Daha önce bir röportajınızı izlemiştim ben. Orada da menstrual yoksulluğundan çok bahsettiniz. Bence çok önemli bir konu. Çünkü bu sadece bir ped eksikliği değil. Bence buradaki arkadaşları da bu konuyla ilgili biraz daha bilgi verirseniz bence çok iyi olur. Tabii ki. Yani regl yoksulluğu aslında işte Türkiye'ye period poverty teriminden çevrilmiş. Tam da bence anlamını çok kapsamayan. Yani çünkü çoğu kişi regl yoksulluğu diyor. Sanki kişi regl olamıyormuş gibi algılanıyor. O yüzden bence orada bir çeviri de çok kapsamlı olmayan bir çeviri var ama şu anda literatürde regl yoksulluğu olarak geçiyor. İlk başta regl aktivistleri ve regl araştırmacıları bu konuyu çalışmaya başladıklarında regl yoksulluğunu şöyle tanımladılar. Regl olan kişinin genellikle finansal yetersizlikten dolayı kullanmak istediği ya da kullanması gerektiği beklenen menstrual ürünlere erişememesi olarak tanımlandı. Yani şu anda diyelim ki siz kendinize regl bakımı vermek için hijyenik pet kullanıyorsunuz veya tampon kullanıyorsunuz. Paranız yetmediği için
o ürünü satın alamamanıza reg yoksulluğu olarak tanımladılar. Ama daha sonrasında çoğunlukla yapılan işte sivil toplum hareketleri ve saha çalışmalarında anlaşıldı ki reg yoksulluğu o ürünün ötesinde bir deneyim. Özellikle daha çok hani mesela mülteci kamplarında gözlemlenen bir şey bu. Güvenli bir tuvalete erişememek. Çünkü istediğin kadar yanında bir menstrual ürün olsun, kendini güvende hissettiğin ve onu rahatça değiştirebileceğin bir alanın yoksa yine belki de değiştiremeyeceksin. Değiştirmek istediğin süre içerisinde. Veya ışığı olmayan bir tuvaletin olması, suyun olmaması, çöp kutusunun olmaması gibi reg yoksulluğun aslında katmanlarını gitgide geliştirdiler. Biz son zamanlarda, son 1-2 yılda da biz de dernek olarak daha çok bu alana odaklanmaya çalışıyoruz. İstediğin kadar bu materyallere erişimin olsun. Sen eğer hala reg deneyiminden korkarak, bedeninin farkındalığında olmayarak ve istediğin ve sana gerekli bilgiye erişemiyorsan aslında bu da reg yoksulluğunun içerisinde önemli bir katman. Bizim dernek olarak hep yapmaya çalıştığımız şey reg aktivizmini birazcık ürünün ötesine götürmek. Çünkü şu anda yavaş yavaş firmalar da bunun önemini fark ettiği için hani bağış yaparak ve yalnızca ürün üzerinden bir aktivizm devam ediyor. Ama asıl sorunu ürün vererek çözmüyoruz. Ürün çok önemli ama aynı zamanda içerik üretip bu konuyu daha da görünür hale getirmeye çaba sarf ediyoruz. Kitap da aslında tam olarak bu misyonun bir aracı diyebilirim. Biz de mesela hep kendimiz hastalandık deriz, ay başı deriz. Ama mesela ben dikkat ediyorum, siz de o hiç hastalanma kelimesini kullanmıyorsunuz. Bence bu biraz bilinçli mi? Evet, hatta yani kitabın içinde de bir sahnede böyle konuşuyorlar işte niye hastalandım diyorlar ki çok ben de kullanıyordum bu arada hani hiç yani kendi ilk regle olduğum süreçten büyük ihtimalle lise sona kadar hastayım hastalandım diyordum ama hastalanmak hiçbir zaman iyiye yorulacak bir deneyim değil, tam tersine bedenimizde bir şeylerin olumsuz gittiğinin bir göstergesi ama regl aslında bunun tam tersi. Vücudumuzun çok sağlıklı olduğunun, döngüsel bedenimizin aslında bir yanıt verdiği bir deneyim. Biz böyle onu hastalanmak diye zaten tanımladığımız zaman kötü bir deneyim olarak aslında etiketliyoruz. Ve bu da özellikle çocuklar arasında hayır hastalanmadın, regl oldun, adet gördüm. Türkiye'de böyle çoğunlukla regl olmak da kullanılmıyor. Genelde adet gördüm. Yaygın olarak kullanılıyor. O yüzden hani hastalandım dememeye çaba sarf etmek birazcık bu konuyu dönüştürmek için çok önemli. Çünkü dil çok önemli bir araç bu tabuyu yaygınlaştırmada. Birazcık onu kırmak için hiç hastalandım dememeyi öneriyoruz dernek olarak. Bir de benim merak ettiğim bu saha araştırmaları yaparken böyle hani en böyle bir komik bir anınız veya böyle tatlı bir anınız ya da böyle hani hüzünlü bir anınız, böyle değişik hani böyle bizimle paylaşabileceğiniz bir şey var mı? Tabii ki. Aslında çok çok anımız var ama bizim için böyle çok aklımıza kazınan iki tane olayı hep anlatmayı ben önemli buluyorum. Birincisi biz yaptığımız bu saha çalışmalarında çoğunlukla cinsiyet ayırmadan her öğrenciye, her çocuğa ortak ve aynı anda bu atölyeyi yapmak için çaba sarf ediyoruz. Hatta Derya da onu söyledi. Erkeklere de bu konuda eğitime yönelik bir çalışma var mı? Biz tam olarak bunu da yapmaya çalışıyoruz. Yani cinsiyetten bağımsız bunu herkesin öğrenmesi gerekiyor. Çünkü bir şekilde herkesin hayatında regl olan bir insan var. Ya kendisi regl oluyor ya da ben şunu söylüyorum. Hani Türkiye bağlamında konuşacak olursak en kötü ihtimalle eşinin hamile kaldığını öğrenme şekli reglim gecikti üzerinden oluyor. Türkiye'de hani bir regl konusu mutlaka geçiyor. Ama ne kadar biliyorlar gerçekten soru işareti bu. O yüzden biz olabildiğince herkese aynı anda bu eğitimi vermek için çaba sarf ediyoruz. Her yerde mümkün olmuyor bu. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak bir atölye yapıyorsak çoğunlukla kız öğrenci, oğlan öğrenci diye ayırmak zorundayız. Ama ayırmadığımız, bizim bireysel olarak yaptığımız saha çalışmaların bir tanesinde atölye bitti ve bir tane bir oğlan öğrenci yanımıza gelip şöyle dedi.
Hocam çok teşekkür ederim. Ben altınıza çiş yaptığınızı zannediyordum. Çünkü reklamda gördüğümüz sıvıda bebek bezine dökülen mavi sıvıyla hijyenik pede dökülen mavi sıvı aynı sıvı. O yüzden ben de bunun çiş olduğunu zannediyordum dedi. Mesela hani hala değişmedi televizyonda. Hani o sıvı şu anda mesela Amerika'daki reklamların çoğunda artık kırmızı sıvı kullanıyorlar daha gerçeği yansıtması için. Ama orada mesela gerçekten şeyi görmüşüm. Yani regl olmayacak bir çocuğun büyük ihtimalle hiçbir zaman onun tam olarak ne olduğunu bilmeyecek olduğuyla biz orada yüzleşmiştik ve gittiğimiz okul bir özel okuldu. Hani aslında bilgiye daha kolay erişebileceğini düşündüğüm bir kitleden bir çocuktu. Ama ona rağmen bilmiyordu. Bunun dışında genel olarak biz saha çalışmalarımızın hiçbirinde çok kötü bir geri bildirim almadık ve hani şöyle söyleyeyim yani Sivas'taki köy okullarına da gittik, Hakkari'ye de gittik. Yani aslında böyle birazcık korkarak bizi nasıl karşılarlar acaba diye düşündüğümüz köy okullarına da gittik. Ama sanıyorum regl öyle bir kapı açıyor ki yani biz regl eşitliği ve regl yoksulluğu diye atölyeye giriyoruz ama konu hiçbir zaman regle sınırlı kalmıyor. Çünkü regli konuştuğumuz zaman toplumsal cinsiyet eşitsizliğini konuşmadan regli anlatamazsınız veya bir noktada cinselliği konuşmadan, bedeni konuşmadan, beden farkındalığını konuşmadan regl eğitimini tam olarak anlatmış olmuyorsunuz. Ama şöyle bir şey oluyor birazcık. Regl bir anahtar gibi oldu. Hijyen eğitimi diyorlar kendi aralarında. Her ne kadar onun yalnızca hijyen eğitimi olmadığı çok açık bir şekilde bilinse de birazcık şuna dönüyordu. Hocam siz girin anlatın bize kalmasın. Hani bunun anlatılması gereken bir konu olduğunu kabul edip ama hani biz anlatamayız, siz girin anlatına dönüşmüştü. Bir mesela Yumurtalık'ta yaptığımız bir saha çalışmamızda böyle bir kahvehanenin yanındaki cami avlusunda mevsimlik tarım işçileriyle yaptık. Oradaki mesela kahvede oturan amcalar bizle beraber koli koli pet taşıdılar. Ve hani ne yaptığımızı sordular, detaylıca merak ettiler. Ve bahsedebileceğim bu iki anı var aslında sahadan. Ben şeyi merak ediyorum. Zeynep Hanım düştü galiba. Evet, Aranızda Nisa, eğer mesela aranızda okuyan varsa en çok hangi bölüm veya hangi hikaye siz çünkü şöyle hani hedef kitle ve hedef yaş aslında tabii ki siz değilsiniz ama sizde bir yere dokundu mu? Kendi anılarınızı hatırladığınız herhangi bir bölüm oldu mu? Eğer okuduysanız, bu arada okumak asla zorunda değildiniz. Hani sadece ben merak ettiğim için size neresi dokundu? Belki onun üstünden de birazcık sohbet edebiliriz. ben de şeyi merak ediyordum. Yani siz saha çalışmalarına şimdi konusu açılmışken böyle sahada karşılaştığınız şeyler oluyor mu? Böyle tabular falan olur ya hani böyle. Daha geçen gün Twitter'da konuşuluyordu şey regilken duş alıyor musunuz kızlar kesilmez mi falan diye böyle tartışılıyordu. Böyle kimisi diyor ki işte turşu kurulmaz gibi böyle saçma şeyler. Ben birinden dinlemiştim yaşlı bir kadından. İlk regl olduğunda küçükken köy yerinde yaşıyorlar diyor ki böyle konuşmalarında, büyüklerin konuşmalarında şey diye duymuş işte hani hastayken yatılmaz diye. O akşam, o gece uyumamış kız. Gece kendisi işte böyle yaygın inanışlar var mı ya da bunun gibi saçma şeylerle karşılaştınız mı? Daha da onu merak ediyorum. Çok fazla yani bir yandan da aslında bazı şeylerde kültürel pratik mesela işte turşu kurulmaz, mutfağa girilmez çok yaygın ama bizim mesela benim en hassas olduğum konu tokat atılması regl olan çocuğa. Bu Türkiye'de çok yaygın ve hala devam eden bir bana göre şiddet. Ve hani regl olan yani gittiğimiz her ilde ve şu ana kadar 23 ile gittik biz dernek olarak. Her ilde en az bir çocuk tokat atıldığından bahsetti. Ve hani orada açıklamalar da şu mesela velilerin olduğu oturumlarda hocam yanakları al al olsun diye yaptık işte bir şeyden dolayı değil ama hani tokat atıyorsun sen çocuğa. Hani onun birazcık orada hani aslında çocuk hakları ve şiddet anlatmak gerekiyor. Mesela Türkiye'de hala çok yaygın devam eden bir şey bu ve bu hiç sorun gibi Evet. görülmüyordu. Yani çok aşırı Maalesef. normalleştirilmiş bir
şiddet. Reggae'nce herhangi bir kutlama yapan bir kültür var. Bir tane isimlerini unuttum, bakmam lazım. Ama böyle hala bir tribe olarak yaşayan bir ekip var, hala devam eden. Regl olunca bir kişi, bir tane küvet var, o küvete giriyor ve o hani regl sıvısının geldiği, daha böyle kan içeren o su çiçeklerle süslenip birkaç gün orada duruyor. Yani onun bereket getirdiğine inanıyorlar. İsmini bulup size paylaşırım ben. Hani Nisa olmadı, senle paylaşırım. Bayağı ilgimi çeken bir ekip çünkü hala bu devam ediyor. Bu hiç pratik. Hiç duymadım öyle bilmiyorum. Çok da evet. Ama çoğunlukla hani dünyanın genelinde regl olmak, ben hep şey diyorum, hani burnumuzdan regl olsaydık bu kadar tabu olmazdı. Ama hani rahimden ve vajinadan bahsettiğimiz zaman zaten dünyanın birçok yerinde biz tabudan bahsediyoruz. O yüzden aslında hani kapsamlı regl eğitimi içerisinde kapsamlı cinsellik eğitiminin de hani bunlar aslında iç içe giren ve olması gereken iki konu. Evet. Ama maalesef dünyanın genelinde hala olumludan çok olumsuz deneyimlenen bir olay. Maalesef. Ben o tokat atma olayında onu söyleyecektim. Bunun daha sonra ileriki aşamalarda mesela psikolojik destek alan tanıdıklarımdan vajinismus'a kadar giden sorunlara yol açılıyor. Orada çünkü senin kadınlığını, dişiliğini etkiliyor o şey. Regille alakalı değil yani, direkt o şey cinselliğe kadar gidiyor. Ben mesela hani derneğin kurulması ve işte hani regl hakkında bu kadar okuyup yazmaya başladıktan sonra benim de regl deneyimim çok değişti. Kendi bedenimi fark etme şeklim. Mesela işte aldığım bir eğitimde vücutlarımızın aslında döngüsel vücutlar olduğu. Yani ne kadarsa sizin döngünüz, kaç günlükse ortalamada 28-32 gün dedikleri bir döngü süreci var. Ve aslında biz yalnızca regl olduğumuz süreyi, evet şimdi regl oldum deyip işte ortalamada 3-4 gün ona kendimize regl bakımı vererek geçiriyoruz. Ama aslında bir döngünün takibi o regl olma süreci ve o döngüde sizin bedeninizin ihtiyaçları da sıklıkla değişiyor. Yani o 4 fazda farklı ihtiyaçlarınız oluyor, farklı enerji seviyeniz oluyor, farklı şeyler tüketmek istiyorsunuz, farklı şekilde spor yapmak istiyorsunuz. Ama yaşadığımız ataerkil sistem içinde bizim döngüsel bedenlerimiz eril dünyada unutulduğu için bunu bu şekilde gözlemleyerek yaşamak gibi bir opsiyon yok. Çünkü her şey çok hızlı. Sürekli üretken olmamız gerekiyor. Sürekli çok daha fazla iş yapmamız bekleniyor. Benim mesela kendimde hani evet bu hafta enerjim biraz daha düşük olacak. Ben bu hafta çok fazla yoğun üretemeyebilirim mi kabul ettikten sonra asıl üretebileceğim haftayı bildiğim için çok daha iyi çalışabildiğimi fark ettim. Ama bunun öncesinde öyle bir farkındalığım yoktu. Onda da hani bir öneri olarak ben gerçekten bütün döngümü not, yani çok günlük not alan, yani o gün bedenim nasıl, nasıl hissettim, ne yemek istedim, ne yemek istemedim, nasıl spor yaptım, enerjim nasıldı, nasıl, yani tamamen o bedeni okuma, onu da regl üstünden ve döngü üstünden okumak gibi bir şeyim var. Ama bu çok tabii bireysel bir deneyim. Evet. Hiç herkes böyle yapmak zorunda değil. Ben sadece okuyup yazdıkça kendime de bunu, yani hayatıma daha fazla entegre etmek istediğim için bireysel bir dönüşüm de oldu benim çok, için bu süreç. Evet, o çok ileri düzey bir farkındalık olur değil mi? Bu eski evet. Şamanlarda falan varmış aslında. Şamanizmde böyle ormana çekilirmiş kadınlar orada regl dönemlerinde. Onu biliyorum. Ama bu bize biraz da medyadan da pompalanan bir şey. Az önce de bahsettiniz ya, böyle ped reklamları bile öyle yani. Sanki sürekli spor yapmamız gerekiyormuş gibi o günlere özel böyle şeyler çıkıyor. Bu bize dışarıdan öğretilen bir şey maalesef. Benim de bir sorum var ama ya aslında şeyle ilgili yazdığınız kitaptan çok araştırmalarınızda ne düşündüğünüzü, neler bulduğunuzu merak ediyorum. Hani regl deneyimiyle cinsellik algısı arasında bir bağlantı olduğunu söylediniz. Özellikle ben şeyi merak ediyorum. Bu çocuklar ilk regl deneyiminden sonra büyüdüklerinde cinsellikte bir kadın olarak ya da regl olan biri olarak zevk hakkında ne düşünüyorlar? Çünkü zevk hani cinsiyet olarak kadınlar ya da işte regl olan bireylerde hep cinsellikte ikinci plana atılan ya da
onda bir ihtiyaç olarak görülmeyen bir şey toplumda. Ya bunda acaba ilk regl deneyimin bir etkisi var mı? Harika bir soru İlbilge. Zaten araştırma deyince benim kalbim böyle küt küt hızlanıyor. En sevdiğim şey veri ve araştırma. Şöyle, benim yaptığım araştırma içinde bir bu buna etki eder gibi bir hani ilişkisel bir araştırmam yok. Çünkü ben daha niteliksel araştırma yaptığım için yalnızca hikayeler içinde reg deneyimlerini anlattıklarını gözlemledim. Yani ben onlara cinsellik soruyorum ama dönüp dolaşıp ilk başta hikaye regle oldukları günden başlıyor. Çünkü o hikaye içinde ilk kez regle olduğu zaman aileyle belki de ilk defa tırnak içerisinde özellikle Türkiye'de kadınlık gündeme geldiği için ve işte tokat atılıp evet artık dikkat et sen tırnak içinde yine tüm bunlar ailenin namususun ve artık hamile kalabilirsin ve dikkat etmek zorundasın hikayesiyle aslında büyüdüğümüz için o andan itibaren tamam benim kendi cinselliğimden korkmam bekleniyor. Korkmam gerekiyor. O zaman haz zaten konu içerisinde değil. Hani haz orada hiç yok. Hazı duymak hiç yok. Ama en son yayınladığımız Türkiye'nin ilk reg yoksulu araştırmamızda o daha tamamen niceliksel aslında bir veri ama karışık metot kullandığımız bir şeydi. 4108 kişi katıldı o araştırmamıza ve orada Türkiye'li kadınların mesela regl oldukları dönemde cinsel isteklerinin arttığından ve bu his yani aslında haz alma ihtiyaçlarının artmasından korktuklarından çok fazla bahseden kişi vardı. Yani neden ben daha fazla mastürbasyon yapıyorum, neden ben daha fazla haz duymak istiyorum gibi bunu da korkuyla deneyimlediklerini paylaşmışlardı. O yüzden aslında bizim şu an üzerinde çalıştığımız bir araştırmada reg ve cinsellik üzerine birazcık odaklanmak istiyoruz. Bunun temelinde de aslında yine hani kapsamlı cinsellik eğitimi ki bizim uzmanlık alanımız değil, Rayka Kumru ile çalışıyoruz. Eğer Rayka'yı takip etmiyorsanız eminim hani çoğunuz ediyordur ama Rayka ile ortak yaptığımız bir iş. Ama hani bizim uzmanlığımız direkt olarak hani cinsellik değil, yalnızca regle bir bağlantı olduğunu söyleyebilirim. O zaman başka bir soru sorayım çünkü cevapta aklıma takıldı. Ya ben de mesela deneysel ekonomiye çok fazlasıyla meraklı biriyim ve sanırım biraz matematiğe olan merakımdan dolayı nitel araştırmalardansa nicel araştırmalara daha çok güveniyorum ve özellikle sosyoloji ve psikolojideki bilimsel araştırmalar bana impact power'ları yani işte etki şeyleri çok düşük geliyor sonuçlarda. Hani nitel araştırma yapan ve literatüre de benden kesinlikle çok daha hakim olan biri olarak yani nitel araştırmalar hakkında sadece kadın araştırmaları değil sosyoloji, psikoloji alanında yani ne düşünüyorsunuz? Bunlar yeterli mi ve bunların impact'leri ne kadar fazla? Güvenilirlikleri ne kadar doğru? Şöyle bu sene metot dersini verdim İlbilge. O yüzden hani böyle bu öğrencilerden çok sık gelen bir sorudur. Hani nicel çok daha özellikle hani daha nicel araştırma okumaya eğilimli öğrenciler arasında. Yani birçok araştırma var ki niteliksel araştırmaların impact power'la ölçülemeyecek farklı bir katkısının olduğunu gösteriyor. Mesela şöyle bahsedeyim. En son bir hocam bir kitap yayınladı. Kitabın ismi Refuge. Tamamen mültecilerin ilk ayak bastığı andan itibaren 3 farklı ülkedeki süreçlerini inceliyor. Ve case bazlı inceliyor. Yani toplamda 30 aile. O 30 ailenin ilk girdiği andan bir yere yerleştirilene ve oraya entegre edildiği sürece kadar aslında bir sürecin takip ediyor. O kadar önemli veriler elde etti ki çünkü hiçbir nicel araştırma onların tüm o adımlarda karşılaştığı zorlukları göremez. Yani bir araştırmacının onlarla birebir bütün adımlarda yanlarında olduğu ve oradan şu anda mesela Amerikan hükümetiyle bir policy üstüne çalışıyor. Bu kitaptan elde ettiği veri üstüne. Çünkü hani
Evet, ya ben şöyle görüyorum. Ben çok mix metot insanıyım. Hani ikisinin de birbirini çok desteklediğini düşünüyorum. Ama hikayenin derinine inmeden, hani ben sosyoloji tabii doktorası yapıyorum. Hani o yüzden çok kafam hikayede. Aslında birçok şeyi kaçırabileceğimizi düşünüyorum. Ama seninle eğer ilgiliysen seninle hani bu konuda ben makale paylaşabilirim ayrıca. Çok sevinirim. Ben şimdi yine onunla ilgili bir şey sormak istiyorum. Bir kitap okumuştum Metis'te. Şu an ismini unuttum ama hani bilimin nicel olması gerektiği. Atıyorum mesela Hawking'in bir fizikçi olarak çok şey bir örnek, hani popüler bir örnek de işte Case, işte iktisadi bilimleri, işte sosyal bilimleri daha böyle yumuşak görüyor olması. Ya aslında bu da biraz bilime eril sistemin, ataerkil düzenin müdahale ettiğini göstermiyor mu? Yani böyle bir şey okumuştum ama bununla ilgili de bir fikrin var mı, merak ettim. Bayağı bir fikrim var ama bence bu konuyu kitaptan çok saptırmayalım derim İyi Bilge. Ben seninle ayrıca onun makalelerini paylaşayım. Yani istersen ayrıca telefonda da konuşuruz. Sadece hani bu konuşmamız kitap üstünden olduğu için çok hani araştırma metoduna çok geçmek istemedim. Ama seninle ayrıca birebir konuşmayı çok isterim. Olur mu? Tamam ben. Tamam, tamam öyle yapalım o zaman. Bence sorular çok güzel. Başka sorusu olan var mı? Ben bir soru sormak istiyorum Bahar'cığım. Bu kitabın daha yaygınlaşması, daha çok kişiye ulaşması için neye ihtiyacınız var? Aklınızda ne vardı tam daha olmadı? Olabilir. Yani bunu okullar da alabilir. Nasıl destek olabiliriz? Tam olarak Meykan'ım yani asıl hedefimiz okulların alması ve bunu okuma listelerine eklemesi. Nihai hedef buydu. Ama kitap Mayıs ayında çıktığı için okullar kapandı ve hani okullar yeni açıldı şimdi. O yüzden birazcık yeni yeni bu okullara ulaşmaya çalışıyor yayın evi. Ama bir yöntemimiz de şu, birkaç kişi bunu yaptı ve hani bence hani ben sizin network'ünüzü düşünerek o taraf daha etkin olabilir diye düşünüyorum. Kitabı satın alıp belirli bir miktarda bize ulaşan köy okulları var. Yani bu kitabı biz kütüphanemize koymak istiyoruz, öğrencilerimize vermek istiyoruz diyen. O yüzden biz bağışçıyla köy okulunu eşleştiriyoruz şu anda. Hani ben 30 tane kitap satın alabilirim ve daha sonra da onun ulaştığına dair hem işte hani kargonun göstergesi, hani bütün belgeleriyle de bağışçıya haber veriyoruz. Böyle bir sistemimiz var ki olabildiğince hani satın alamayacak öğrencilerin de kütüphanesinde hadi konuşalım olsun gibi bir niyetimiz var. O yüzden hani şu anda iki şey var. Bir, okulların hani rehberlik servisine bu kitabın girmesi ve okuma listesine eklenmesi. İkincisi de bu bağışçıyla okulları meç etmek ve o şekilde daha çok köy okuluna gitmesi gibi iki hedefimiz var. Ve çok şaşırdı bir şekilde yani böyle birebir köy öğretmenleri Instagram'dan ulaşıyor. Ben nasıl alabilirim? Buraya kargo gelmiyor. İşte ben kırtasiyenin adresini versem siz gönderir misiniz gibi. Çok uzun bir listemiz var kitap bekleyen. O yüzden eğer hani etrafınızda satın alacak, almak isteyen birisi olursa söylerseniz biz o eşleştirmeyi yapıyoruz. Bunu bir kampanya olarak açabilir misiniz bir yerde? Çünkü belki daha kolay olabilir toplamak adına. Ki o şekilde belki hani şimdi atıyorum 1000 kitap ya da 100 kitap yani şeyle bir hedefle ilerlemek belki mümkün olabilir. Evet. Şu anda hani ayrıntıyla birkaç plan var Melek Hanım. Ben size haberdar ederim eğer hedeflediğimiz o hani daha işte lansmanla bir kampanya yapmak gibi. Umarım olacak. Süper. Ben de bu şeyi çok beğendiğimi söylemek istiyorum açıkçası. Köy okuluyla bağışçıyı birleştiriyor olmamız. Çünkü tam da bugün Kars'tan bir köy okulundan şey gelmişti hani bağış istediklerini söylemişlerdi. O yüzden biz de hatta arkadaş grubumuzla beraber böyle kitap toplamaya başlamıştık. Bunu da duyduğuma çok sevindim açıkçası.
Bir de ben size Harika. şeyi soracaktım. Az önce bahsettiğiniz hesap Raikai, sanırım Raika bilmiyorum. Kumru. Onu Hemen acaba yazıyorum. yazabilir misiniz? Evet, hemen yazıyorum. Raika'nın hem Instagram hesabı var hem de Tabu Kamu diye bir sitesi var. Burada çok böyle kısa kısa kapsamlı cinsellikle ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Hatta şimdi konuşmamız gerek Tabu Kamu'nun yeni bir projesi de yayınlanacak önümüzdeki 2 ayda. Oradan da takip edebilirsiniz. Bu dernek olarak başka nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Sadece Regal'ın etrafında mı, yoksa oradaki hani bizim başka size nasıl destek olabiliriz çalışmalarınızda? Şöyle, aslında bizim reg yoksulluğuyla ve reg tabusuyla mücadelede 2 farklı yöntemimiz var. Bunlardan birincisi bahsettiğim menstrual ürün bağışı. Bu ihtiyaç çok uzun bir süre bitmeyecek. Yani her ne kadar yeterli olmasa da menstrual ürüne daimi olarak bir ihtiyaç var. O yüzden bizim ya maddi ya da menstrual ürün bağışına sürekli olarak ihtiyacımız var. O yüzden hani web sitemizden ya maddi olarak bağış yapabilirsiniz derneğimize ya da menstrual ürün satın alıp bizim derneğimizin deposuna gönderebilirsiniz. Bu bir seçenek. Hani en aslında somut yapılan bir bağış şekli. Onun dışında biz içerik üretmeye devam ediyoruz. Şu anda dernek oluşumuzdan beri başvurduğumuz her fonu başarıyla aldık. Yani %100 başarıyla fon alıyoruz şu anda. Ancak maalesef bu fonların neredeyse hiçbiri Türkiye kaynaklı değil. Çünkü konu reg olunca, reg yoksulluğu olunca o desteği alamıyoruz. O nedenle hani maddi bağışla aslında bizim full time çalışan bir kişi var zaten. Hani o full time çalışanı devam ettirmemize yardımcı oluyor ve böylece biz de araştırmalarımıza devam ediyoruz. Önümüzdeki sene için en temel şey reg yoksulluğu araştırmasını birazcık genişleterek yinelemek ve her sene tekrarlamak ki Türkiye'de mesela vergi yeni düştü. Bu Mart ayında belki hani takip ediyorsunuzdur menstrual ürünlerden alınan vergi. Ama düşme şekli çok enteresandı. Belki çok kısaca anlatabilirim onu. Hani dünyada regl aktivizmi her zaman işte verginin düşürülmesi üstünden başlar. Menstrual ürünlerden alınan vergi %18'di Türkiye'de ve bu bir üründen alınabilecek en yüksek vergi oranıydı. Ve işte menstrual ürünler alınan katma değer vergisinin düşmesi gerek diye bir sürü kampanya oldu. Ve mecliste 4 tane istek vardı bunun değişmesi için. Ve o isteklerin hatta ikisinde konuşmamız gerek derneğine atıf yapıldı. Hani derneğin araştırmaları gösteriyor ki bunu düşürmeniz gerekiyor diye. Hiçbiri yanıt alamadı 2019'dan beri. 2019'dan beri hepsi asılı bir şekilde duruyordu. Bu Mart ayında gece 12'yi geçtikten sonra bir Cumhurbaşkanı kararıyla vergi oranı düşürüldü. Ama vergi oranının düşürülmesinin duyurusunda kesinlikle menstrual ürünler geçmedi. Hatta yazılı belgede de geçmedi. Yazılı belge içerisinde yalnızca bir kod kullanıldı. Gümrük vergisi kodu. O kodda neyin olduğunu anlamak için sizin dönüp başka bir web sitesinden o kodu girerek içinde hangi menstrual ürünlerin olduğunu anlamanız gerekti. Aslında hani evet vergi düştü ama tabu ve stigmanın hala ne kadar bariz olduğunun bence harika bir göstergesi bu. O nedenle hani %8'e düşmüş olması güzel bir adım ama menstrual ürün firmaları fiyatları yine arttırdı. O yüzden satın alan açısından çok bir şey değişmedi. Bu bağlamda hem araştırmamızdan çıkan bir sonuç olan Türkiye'de menstrual ürün tüketen insanlar bilinçsiz tüketici değiller. İçeriğinde ne olduğunu bilmek istiyorlar. İyi olduğunu düşündükleri markayı kullanmak istiyorlar. İçeriğinin temiz olmasını istiyorlar. Ama yeteri kadar bilgi yok. Yani o pedlerin arkasında yazanların ne olduğunu anlamadan aslında biz satın alıyoruz. O yüzden şu andaki yeni fonlanan bir projemizde daha çok tüketici hakları ve çevre haklarıyla çalışan 2 farklı dernekle ortak yeni bir projemiz var. Birazcık daha hani ne ürün kullanıyoruzu anlamamız gerektiğini vurguladığımız. Bu sene bu ikisi üstünde çalışacağız. Ben derneğimizin de web sitesinde buraya yine de yazayım. Çok iyi olur.
Bir de mesela Türkiye'de kadın oranının %43 olduğunu düşünerek ve belki hani yarısı da burada aslında bu yani regl oluyor diye düşünelim. Hani belli bir yaş altı ve üstü olmuyor ama hani belki Türkiye'nin %23'ü ya da %25'i yani bu süreçten geçiyor her ay yani. Süreç dedim de hani regl oluyor yani. Evet evet yani bunun ve hani şey de mesela en güzel aslında müdahale noktalarından bir tanesi belediyelerden alınan yardım kolileri. Biz belediyelerle de çok ortak iş yapıyoruz ve o yardım kolilerinin hiçbirinin içerisinde menstrual ürün yok. Menstrual ürün bütçesi yok. Yani onun bir temel ihtiyaç olduğu düşüncesi hala politik seviyede var değil. Hani birazcık o yüzden konuşarak onu dönüştürmek için çaba sarf ediyoruz ki hani günün birinde aslında daha yeni İskoçya'da bu Ağustos ayında olan Reglon herkes için bu ürünlerin tamamıyla ücretsiz verilmesi gibi belki Türkiye'de de bir gün görürüz diye umuyorum. Ben yine bu sefer şeyle ilgili bir şey sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'de aslında içeriğe ulaşmak gerçekten zor. Yani İngilizce biliyor olsanız bile ileri seviyede hangi yollarla ulaşacağınızı, literatürü nasıl tarayacağınızı bilmeniz eğitim sisteminin yetersizliği yüzünden yani bir genç için çok mümkün değil. Bir çocuk için zaten mümkün değil. Zaten hepimizde işte Turkish Film'de neredeyse herkes bir etki yaratmak istiyor. Bir etkinin parçası olmak istiyor. Bizim yaşıtlarımız da Z kuşakları genelde içerik üreticiliğine giriyor. Benim sormak istediğim şey şu. Hem bu kadar zor bir konuda içerik ürettiniz hem de en başından yani zorluğundan ayrı bir içerik üretmeye karar verdiniz. Ya bu süreçte nasıl başarılı oldunuz? Çünkü sadece kitap yazmak değil hani burada işte bir post çıkarmak ya da işte bir şeyleri konuşmak da var. Hani biz ne yapabiliriz? Onu merak ettiğim için soruyorum aslında. Teşekkür ederim İyi Bilge. Öncelikle hani yani başarılı oldum herhalde demem. Hani bir şeyler ileri gitti ve bir etki yarattığımızı kabul ederim ama daha gerçekten çok yolu olan bir aktivizm süreci. Ama ben şunu söylüyorum, biz öğrenmekten ve okumaktan hiçbir zaman vazgeçmedik. Şöyle, bizim kadar dünya genelinde reg literatürünü okuyan bir tane bile kişi yok şu anda Türkiye'de. Yani gerçekten reg literatürünün her gün ne yayınlandığına bakan, ne oluyor dünyada? Yani doktora seviyesinde reg çalışmak ve sonra dönüp içerik üretmek. Yani aslında içerik üretme amacıyla yola çıkmadık. Bu bilgiyi öğrenmekten yola çıktık. Daha sonra o bilgi o kadar fazla ve ihtiyaç duyulan bir şeymiş ki biz dedik ki bunu daha nasıl basit yolla anlatırız ve neyse ki o araçlar vardı. Yani o yüzden mesela ben şu an hala işte mesela Google Alert'lerim var. Hani takip ettiğim yazarlar ve regle ilgili yayınlanan her makaleyi her sabah okuyorum. Ne var, ne oluyor, ne çıkacak? Hani şu anda mesela regl aktivizminin gittiği yer belli. O yüzden diyorum hani tüketici hakları, çevre hakları, hani daha Türkiye'de bu sivil toplumda konuşulmazken, regl bile konuşulmazken dünyanın diğer tarafında olan adımları takip edip birazcık önden gitmek ve aslında birazcık endüstriyi yönlendirmek için çaba sarf etmek diyeyim. Ama burada şey de söylemek çok önemli. Fon, yani sivil toplum işi yapacaksanız Türkiye'de o ayrı bir eğitim ve biz İlayda ile bu konuda alaylıyız. Yani hiçbir sivil toplum eğitimimiz yok. Bir anda kendimizi Türkiye sivil toplumunda bulduk ve o ayrı bir deneyim. Orada mesela son 4 yılda çok deneyim kazandık. Fon çok önemli. Fon alabilmek, fon başvurusu yazabilmek. O da bizim aslında akademik kariyerlerimizin olumlu bir etkisi oldu. Çünkü hani zaten yüksek lisansa başvurmak, fona başvurmak gibi bir şey. Doktoraya başvurmak, hani 100 tane fona başvurmaya bedel bir başvuru süreci var. O yüzden artık biz bir fon gördüğümüzde 2 günde oturup çok hızlı bir şekilde proje üretebiliyoruz. O yüzden mesela benim bir önerim, eğer bir etki yaratmak gibi bir motivasyonla varsanız olan fonları takip edip fon yazımını öğrenmek. Çünkü böyle artık ilerliyor. Yani ne fon var,
ki ben kendimi finansal olarak sürdürülebilir kılarak istediğim projeyi üretebileyim. Çünkü o olmadığı zaman devam edemiyor o işler. Bir de onun dışında hani ben nasıl kendimi anlatırken benim bireysel hikayemde toplumsal cinsiyet çok önemli ve beden farkındalığı çok önemli. Hani ben bunu işim bu olsun diye de çıkmadım. Hani çok tutku hissettiğim bir konuydu ve okumaktan ve anlatmaktan hiç sıkılacağımı düşünmediğim bir konu. O yüzden böyle hani ilgi ve tutkulu olduğum konuyu bulup onun konusunda da hani en yüksek eğitim nerede? Nerede en yeni bilgi var? Ben orada olayım da gidip onlar birleşti ve bir de tabii doğru partner yani İlayda ve ben inanılmaz iyi çalışan, beraber çok iyi çalışan iki kadınız. Birimiz Türkiye'de, birimiz Amerika'dayız. Hani iki tarafı da görebiliyoruz ne oluyor ne bitiyor. O yüzden hani beraber doğru insanla, doğru bilgiyle, doğru tutkuyla çalışarak aslında bence bu etki oldu. Böyle. Ama şey de söyleyeceğim, şu anda hani gençlerin katkısı en önemli konu sivil toplumda. Türkiye'de de mesela bizi fonlayan her kuruluş şey diyor yani gençler nerede? Hani onların ilerletmesi gerekiyor. O yüzden aslında şu an sizin yapacağınız her şey çok önemli ve çok ihtiyaç var. Hani arkada kalmaktansa etkin sahada öğrenmek de gerçekten çok iyi bir deneyim. O yüzden hani gönüllülük yapabileceğiniz ne varsa, hangi konuya meraklıysanız ve orada bir gönüllülük olanağı varsa, yani ben kaç yerde gönüllülük yaptığımı inanın hatırlamıyorum. Yani nerede bir şey varsa tamam gideyim göreyim me gittim. Bir de onu önerebilirim naçizane. Çok değerli bir bilgi. Ben teşekkür ederim. Başka sorusu olan, katkı sağlamak isteyen, bir şey paylaşmak isteyen? Ben şeyi sorabilir miyim? Kitap kulübüne hani şimdi gelmişsiniz ilgili. Aranızda yazan var mı? Yani yazı yazmaktan keyif alan, öyle bir hayali olan. Evet. Var ben mı? Yazıyorum. Süper. Harika. Ben üniversite günlüğü olarak başladım. Hazırlık sınıfından itibaren böyle ciltlerce şeylerim var ki. Suda yazıyormuş. Mesela ben de öyle oldum insan. Yani ben çok uzun zamandır yazıyordum. Hani akademik zaten hani ayrı ama bireysel olarak da çok yazıyordum ve kitapta o çok güzel oldu. Böyle hani o sürekli yazmak, günlük tutmanın eğer seviyorsanız hani yazmaya devam edin yani. Hani gerçekten ayrı bir o yüzden diyorum en kolay yazdığım şey kitap oldu benim. Hani birçok akademik makaleye vesaire göre yani. Referansız. Ben de konuşmaktansa yazıyla kendimi daha iyi ifade ettiğimi düşünüyorum zaten. Onların çok etkisi oluyor. Süper. Paylaşmak istersen herhangi bir hikayeni vesaire okumayı da çok isterim. Ulaşın yani bana herhangi bir şey paylaşmak isterseniz. Tabii. Tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Böyle ilginizin olduğu konuda yazmak nasıl bir his gerçekten? Az önce de söylediniz mesela işte biz de hani okulda yazıyoruz. Ama herhalde asıl ilgimizin olduğu şey konuda yazmak daha böyle zevkli mi oluyordur acaba? Çok zevkliydi. İnanılmaz güzel bir yazım süreciydi ve o yarattığımız Elif karakteri, hani kitabın baş karakteri Elif, İlayda ve Bahar'ın küçüklüğünün birleşmiş versiyonu gibi bir şey oldu yani. Hiç planlamadan. Mesela babam okudu, sonra bana şey diyor, bazı yerlerde seni gördüm, anladım senden geldiğini. Bazı yerlerde anladım ki bu Bahar değil yani, çünkü ben onun çocukluğunu biliyorum. Orada şey dedim diyor, bu İlayda'nın çocukluğundan gelen bir hikaye yani %100. Çünkü ister istemez hani kendi deneyimlerimiz de var, onları birleştirdik. Böyle çok tam şey gibi çıktı yani, keşke ben çocukken bu kitap olsaydı ya da birisi gelip benimle konuşsaydı dediğimiz şeyi hani çocuklara gidip hadi konuşalım diyen bir kitap olsun. Yani o birine gidip hadi konuşalım demek zorunda kalmasın, kitap ona desin hadi gel konuşalım diye ve hani Bahar ve İlayda onlarla konuşsun gibi bir şeyle yazdık. Ama çok keyifli bir süreçti yani. Hiç iş yani
iş gibi değildi yani. Benim için en yaptığım en keyifli şeylerden biriydi. Umarım dahası gelir. Burada belki en büyük handikap tabii annelerde. Yani bir zorluk. Çünkü bazen anne olarak da kızına bu konuyu nasıl anlatacağını, neleri anlatabilirsin ya da o samimi ilişki bazen olmuyor. Ya da olsa bile acaba şimdi ben yanlış bir şey söyleyeceğim, acaba denemesini mi teşvik edeceğim? Yani orada böyle annelerin de çok büyük böyle bir şeyleri olabiliyor kafasında. Kesinlikle. Endişeleri ya da hani kendisine de hiç anlatılmadığı için genelde, yani ben de kendi annemden hiç duymadım. Ve benim annem çok aydın ve çok ileri görüşlü bir kadındı. Yani ona rağmen bir şekilde kendi kızına bunu nasıl anlatırsın? Belki bu yayın eviyle de görüşüp hani bu annelerin de aslında bu kitabı ulaşmasını sağlamakta fayda olabilir. O da evet. Çünkü hani en azından kendisi anlatamıyorsa kitabı verir, kitabı bir yere koyar. Hani bunu mesela cinsellik eğitimde de yaparlar. Hani sen anlatamıyorsan onunla ilgili bir kitaba, bir köşeye koy. Orada dursun, hani çocuğun ilgisini çekerse zaten hani konuşmazsın ama bir karıştırırsın gibi böyle bir metot da kullanabilir diye düşünüyorum. Evet, zaten hani aslında kitapta hep şey diyoruz, hani bütün bakım verenlere, sadece anneye de yüklemek değil. Çünkü hani toplumsal cinsiyeti konuşuyorsak eğer, regli konuşmanın tek sorumlusu anneler olmamalı. Çünkü o zaman bir şey olduğu zaman senin suçun, senin yüzünden oldu. Bu da dönüp anneye dönüyor. O yüzden hikayenin içinde biz Elif'in hem annesiyle hem babasıyla bunu konuşmasını görüyoruz kitapta. O da o amaçla aslında yazdığımız bir şeydi. Ve anne aynen sizin dediğiniz gibi Zeynep Hanım özür diliyor. Kimse bana anlatmadığı için ben sana anlatamadım. Keşke anlatsaydım öncesinde diyor. Mesela bundan sonra hani annem bana dönüp şey dedi, ben sana anlatmış mıydım? Tam hatırlayamadım. Anlatmadıysam özür dilerim falan dedi. Çok yaygın. O yüzden hani bütün bakım veren herkese de nasıl anlatabileceğine de aslında yol gösteren de bir kitap. Yani nasıl konuşacağına yol gösterecek de bir kitap oldu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Süremiz de doldu. Öyle görüyorum. Çok teşekkür ederim. Kendi adıma çok keyifli bir akşam oldu. Bir de böyle hani sizin gibi bu konuda hani böyle gerçekten böyle canla başla çalışan, kendini adayan böyle gençler görmek bizi daha çok umutlanıyor. Böyle bu yani mesela yarın daha canla başla çalışacağım. Yani böyle gerçekten böyle bir yani ilham oldunuz. Çok teşekkür ederim. Diğer arkadaşlara da bir ilham oldunuz. Çünkü onlar da bence bir katkı sağlamak için çok heveslendi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim çağırdığınız için. Ben mail adresimi de buraya yazacağım. Eğer hani herhangi bir sorunuz olursa herhangi bir şey için, yani doktora başvurusu olur, yüksek lisans olur, herhangi hayatla ilgili bir şey olur yani. Bana lütfen yazın. En sevdiğim şey hani ben, çünkü Turkish'in mentorluk alanından en çok faydalanan mezunlardan birisi olabilirim. Yani mentorumla çok çok sıkı bir ilişkimiz oldu ve benim için çok kıymetliydi. O yüzden herhangi bir sorunuz olursa lütfen çekinmeden yazın. İlbilge, sana da ben konuştuğumuz makaleleri göndereceğim. Çünkü soruların çok güzel. Sadece hani burada hani ona vakit ayırmayalım diye dedim. Ama mutlaka ileteceğim sana. İlbilge de şimdiki kampüs liderlerimizden. Süper. O yüzden hayatın akışı böyle çok güzel birbirini tamamlıyor. Bir de grup fotoğrafı alabilirsek, açabilenler de açabilirlerse şahane olur. Kibra'dan onu da rica edelim. Kalpte koyalım. Ben de ekran görüntüsü alayım. 1, 2, 3. Tamamdır, aldım. Şimdi böyle saydım. En son Ayşenur demişti hani sayarak alalım diye. O yüzden artık ekran görüntüsü alırken söylüyorum. Çok teşekkür ediyoruz kitap kulübümüze. Bir sonraki etkinliğimiz Kasım ayında.
Acar Baltaş'la ilk işim üzerine bir derleme kitabının sohbeti olacak. Daha sonra Ertuğrul Belen'le Zeynep'in gene hostluğunda bir sohbetimiz olacak. Bir iki sürprizimiz daha var. Farklı yazılarla geliyoruz. Lütfen grupta aktif postlamaya devam edin. Bizi takipte kalın diyoruz. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Etkinlik ekibine de. Hoşçakalın. Biz de teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.